1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, yorulmaya başladım bile. Bu rekoru yapanlar nasıl yapıyorlar acaba? Çok merak ediyorum. Ben de böyle ellerimin üstünde havada durma rekoru kıracağım. Baksanıza, rekor kıranlar ne kadar da ünlü olmuşlar böyle. Hoppa! Ay! Ah! Galiba bu rekor iş hiç bana göre değil. Oh, ellerim böyle havada kaldı ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ay, kıpırdayamıyorum ve ellerimi aşağı indiremiyorum. Meşe'cim, buraya geldik ama koca evde midir? Aa, evdedir tabii. Nereye gidecek ki? Kocayı, kocayı. Aa, Meşe ne yapıyorsun? Koca evde mi diye bakıyorum Meşe kardeşim. İyi ama o şekilde bakılmaz ki. Bu çok ayıp. Orası kocaya ait bir yer. Yani ona özel bir yer. Bence kapıya baş olmalıyız. İyi de kocayı ait ama baksana penceresi açık. Zaten gördüm ki ben onu. Ah, kocaya bir şeyler olmuş Maşa. Ne, bir şeyler mi olmuş? Hey kocayı kapıyı açar mısın? Ha, kocayı ne oldu sana böyle? Ellerin neden havada? Hey kızlar, hiç. Sadece bir rekor denemesi yapıyordum. Rekor mu? O da ne kocayı? Kızlar, bugün televizyon izlerken çok güzel bir şey öğrendim. Böyle ilginç şeyleri uzun süre yapıp rekorlar kırıyormuşsun. O kadar çok rekor kıranlar var ki hepsi de televizyonlarda. O kadar ünlü olmuşlar ki herkes onlardan bahsediyor. Herkes onları tanıyor. Belki beni de bir gün herkes tanır. Ben de çok ünlü bir kocayı olurum diye rekor kırmaya çalışıyordum. İyi de bu nasıl olacak ki kocayı? Bakın şimdi böyle. Hop. Ellerim aşağıda, ayaklarım yukarıda. Bu şekilde durma rekoru. Böyle 10'a kadar saydığımda durabiliyorum. Şimdi 20'ye kadar, sonra 30'a kadar, sonra 40'a kadar sayacağım. Aa, kocayı bu tehlikeli değil mi? Hayır tabii ki, neden tehlikeli olsun ki? Canım acıtacak bir şey yapmıyorum. Sadece durabildiğim kadar böyle durmaya çalışıyorum. Aa, demek herkes bizi tanıyacak. İyi, tamam o zaman kocayı. Biz seni rahatsız etmeyelim. Sen de güzel güzel çalış. Tamam kızlar, kapıyı kapatın olur mu? Ay, şuna bak ya. Kocayı tepi taklak yürüyordu, gördün mü? Bu rekor nasıl bir şey acaba Maşa? Biz de böyle rekorlar yapabilir miyiz acaba? Sonra bizi de herkes tanır mı? Ünlü maşalar olur muyuz? Tabii ki oluruz, neden olmasın ki? İyi de ne yapabiliriz ki? Kendimize en çok güvendiğimiz bir şey yapmalıyız. Aa, ben buldum. Ben çok güzel meyve yerim. Meyveyi de çok severim. Meyve yeme rekoru yapabilirim. Evet evet, meyve yeme rekoru. Aa Maşa, meyve yeme rekoru mu olurmuş hiç? Bu nasıl bir rekor öyle? Bence daha değişik, daha ilginç bir şeyler bulmalıyız. Acaba ne yapsam, ne yapsam? Buldum. Yaşasın. Buldum. En güzel rekor benim rekorum olacak. Ama kimseye söylemeyeceğim. Herkese sürpriz bir rekor olsun. İşte marketteki bütün karpuzları getirdim. Bunların hepsini yiyeceğim. Ay, şunu da şöyle ikiye alalım. Bu kadar büyük karpuz ağzımıza sığmaz. Şunu da şöyle, şunu da şöyle. Bir ev dolusu karpuzum oldu. Bu kadar çok karpuzu yersem ben de rekor kırmış olurum. Ay, tam kaç tane bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tam 6 tane karpuzum var. Ben kocaman bir karpuz canavarı olacağım. Ve sonra da karpuz yeme rekoru kıracağım. Harika. Ay, şuradan başlayabilirim. Hop. İlk önce şu küçük dilimden başlayalım. Aslında hiç de zor değilmiş. Ne var ki sanki bu kadar karpuzu yemekte? Şimdi şunu da yiyeyim. Ben karpuzu çok sevdiğim için bunları yemek bana hiç zor gelmeyecek. Şunu da yiyeyim. Ay, çok güzel. Ay, sıra şimdi bu karpuzda. Harika. Ay Maşacığım, ne yapıyorsun kardeşim? Bu da ne böyle? Aa, Maşa, evin içinde karpuz mu kestin sen? Evet ablacığım, ama dur beni oyalama lütfen. Daha çok işim var. Bunları yemem lazım. Ay, neler oluyor Maşa? Bana neler olduğunu anlatacak mısın? Of ablacığım ya, lütfen ya, şu son karpuzu da yiyeyim ondan sonra.
diyorum sana, her şeyi anlatacağım. Amaşa, bu kadar karpuz yenir mi? Şu haline bir baksana. Uf, ay doğmuş halimde ne varmış ablacığım ya? Uf, bunu yemek çok zorlamaya başladı. Sonunda bitti. Ay, tuvaletim geldi ablacığım, çok sıkıştım. Neredeyse böyle altıma kaçıracağım. Tabii kaçarısın Maşa. Bu kadar karpuz mu yenir böyle? Neler oluyor burada? Biri bana bir şeyler anlatsın artık. Ay geldim ablacığım, geldim. Oh, çok iyi oldu. Ay neler olduğunu hemen bana anlatıyorsun Maşacığım ve kardeşin nerede? Bana onu söylüyorsun. Ablacığım, kardeşimin nerede olduğunu bilmiyorum. Ama ne yaptığımı anlatabilirim. Biliyor musun? Kocayı çok güzel bir televizyonda çok güzel bir şey izlemiş. Rekor kırıyorsun. Sonra televizyonlara çıkıyorsun. Herkes seni tanıyor. Çok ünlü birisi oluyorsun. Ne? Rekor mu? Ünlü mü? Evet evet ablacığım. O yüzden rekor kırmak da herkesin sevdiği bir şey yapmakmış. Ben en çok karpuzu seviyorum. O yüzden de kendime karpuz yeme rekoru yaptım. Üstelik de başardım. Tam kaç parça yedim biliyor musun? Tam 6 parça karpuz yedim. Ne? 6 parça karpuz mu? Evet ablacığım. İyi de Maşacığım, bu biraz zararlı. Ama onlar meyve. Sen meyve yemek çok sağlıklı demiştin. Hem sağlıklı bir şeyler yedim, hem de çok güzel bir rekor kırdım. Ah Maşa, sen bu rekor işini galiba yanlış anlamışsın. Rekor öyle olmaz. İşte bile ben karpuz yeme rekoru kırdım. Çok ünlü olacağım. Herkes beni tanıyacak. Herkes benimle resimler çekilmek isteyecek. Maşacığım, bu tarafa bak. Maşacığım, bu tarafa bak. Wow, her yerde ışıklar, her yerde kameralar. Çok güzel. Ay, hayalini kurmak bile harika bir şey. Oh Maşa, buraya gel. Ay, kocayı, kocayı ne yaptın sen? Ay, gidip şu kocayıya bir bakayım. Umarım kocayı da böyle saçma sapan bir rekor yapmamıştır. Kocayı, kocayı lütfen kapıyı açar mısın? Efendim Maşacığım. Ah, kocayı ne oldu sana böyle? Hiç, rekor kırma çalışması yapıyorum Maşa. Of, inanmıyorum ya, size neler oluyor böyle? Kızlar da böyle saçma sapan şeyler yapıyor. Kocayı şimdi canını acıtacaksın. Lütfen ki doğru düzgün durur musun karşımda? Olmaz Maşa, rekorumu kırmama çok az kaldı. Rekorumu kıracağım ve çok ünlü bir kocayı olacağım. Ah, dur şöyle kapımı kapatayım, öyle konuşalım seninle. Ah kocayı, ah, kızlara da böyle şeyler anlatmışsın. Kızlardan bir tanesi tam 6 tane karpuz yemiş. Ne? 6 tane karpuz mu? Evet kocayı, evet. Tam 6 tane karpuz yedim. Şimdi ben çok güzel bir rekor kırdım, öyle değil mi? Artık ben ünlü birisiyim. Kocayı, benimle resim çekinebilirsin istersen. Gerek yok Maşacığım. Ben de sabahtan beri bu şekilde duruyorum. Artık ben de bir rekor kırdım. Ben de çok ünlü birisi olacağım. Ay, ay, herkes rekorunu tamamlamış. Sadece ben kaldım. Ah Maşa, sen neredeydin? Bunlar da ne böyle? Marketten çikolataları aldım ablacığım. Çikolata mı? Peki sen neyin rekorunu kıracaksın Maşacığım? Umarım doğru düzgün bir şeydir. Aa, tabii ki de düzgün bir şey ablacığım. Ben çikolatayı çok seviyorum ya. O yüzden kendime böyle bir sepet dolusu çeşit çeşit çikolata aldım. Şimdi bunların hepsini yiyeceğim. Ve ben de çikolata rekoru kıracağım. Ne? Çikolata rekoru mu? İnanmıyorum size ya. İnanmıyorum. Gerçekten bunu yapamazsın Maşacığım. Yapacağım işte, yapacağım. Maşa, biliyor musun? Ben tam 6 tane karpuz yedim. Ben de sabahtan beri bu şekilde duruyorum. Biz rekorumuzu tamamladık. Ya sadece ben kalmışım ya. Ben de çikolatalarımı yiyip rekor kıracağım. Maşa, Maşa buraya gel. O kadar çikolata seni hasta eder. Ah kocayı, sen de lütfen artık eski haline dön. Maşacığım, sen de karpuz rekoru falan kırmadın. Ya işte bile, ben karpuz rekoru kırdım. Tam 9 tane karpuz yedim. 9 mu? Biraz önce 6 demiştin Maşa. Aa, ne olacak ki? Ha, 6 ya 9. Bir kere karpuzlar kocamandı kocayı, kocaman. Tamam tamam, benim de sadece birkaç dakikam kaldı. Galiba ben de birkaç dakika sonra büyük bir rekortmen olacağım. Artık bütün gazeteler, bütün haberler benden bahsedecek. Ya sen hele zannet kocayı, asıl benden bahsedecek. Tam 6 tane kocaman karpuz yedim ben. Kaç dakikam kaldı acaba? İçeriye girip hemen bakmalıyım. Oh, böyle ters de kapıyı açmak ne kadar zormuş. Bu da bir rekor olmalı. Şöyle kapıyı açayım. Hop. Wow, işte tamamdır. Tam istediğim kadar durabildim. Bu rekoru da ben...